Uçak asansörün katkılarıyla Merkez Batman Taşköy'ü Yılmaz'la Bizim Memleket programı başlıyor. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum. Gündüz gece demiş değerli üstadımız Aşık Veysel. Yılmaz'la Bizim Memleket programına hoş geldiniz diyorum. Çok değerli izleyicilerimiz. Evet, yine Tokat'ımızın güzel köylerinden bir tanesi olan neredeyiz? Batmantaş'tayız. Bu hafta inşallah güzel köyümüz olan Batmantaş'ı sizlere elimizden, gönlümüzden geldiği kadar sevdireceğiz. Hazır mısınız? Biz hazırız. Sizler de hazırsanız. O halde başlıyoruz efendim. Gelsin Batmantaş köyü. Ama sığdırılamayacak tarihi geçmişi ve kültürel birikimi olan Batmantaş Köyü. Kuzey Kafkasya halkı 101 yılı kesintisiz olmak üzere 308 yıl süren bağımsızlık mücadelesini alınan yenilgiyle kaybetti ve 1864 yılında soykırıma uğrayıp sürgüne mahkum edildi. Rus ordusunda general olan Oset Musa Kunduk'tan sürgünden geriye kalan Kuzey Kafkas halkının sindirilip dizayn edilmesi istendi. Bu görevi kabul etmeyen Musa Kunduk Paşa, Rusların verdiği görevi kabul etmemesinden dolayı dışlanıp istenmedi. Bunun üzerine Musa Kunduk Paşa görevinden istifa ederek 1865 yılında 5000 Çeçen, Kabertey ve Oset aileleriyle birlikte Anadolu topraklarına gelerek bir müddet Van ve Erzurum'da kaldıktan sonra 1867 yılında Batmantaş köyüne gelerek köyü kurdu. 93 Osmanlı-Rus Harbi'nde Karslı muhacirler de köye gelip yerleştiler. Birbirlerinden farklı olan Çeçen, Kabardey ve Oset dilleri yerine ortak dil Türkçe seçildi. Ne yazık ki kullanılmayan 59 harfli dünyanın en zengin dilleri arasında olan ana dili Çerkesçe de bu sebepten dolayı zamanla unutulmuş olsa da Çerkes kültürü köyümüzde hala yaşatılmaya devam etmektedir. Batmantaş köyünden birçok paşanın çıktığı bilinmektedir. Bu paşalar Musa Paşa'nın da hocası olan büyük alim Kabertey asıllı Tagapso Bekir Efendi'nin yetiştirdiği öğrencilerdendir. En bilinenleri Türkiye'nin ilk Dışişleri Bakanı Bekir Sami Kunduk ve olimpiyatlarda engelli at yarışında Türkiye'ye ilk uluslararası dereceyi getiren süvari binbaşı Saim Polatkan'dır. 1970'li yıllarda köyümüz 60 hanelerde iken verilen göçlerle günümüzde 20 hanenin altına düşmüştür. Merkeze 25 kilometre mesafedeki Batmantaş yaylasında 4 mevsim yaşanabilmektedir. Yeşil örtüsü, temiz orman havası, buz gibi içimi güzel ve sağlıklı sularıyla, kışın eksik olmayan karı, yazın hep var olan serin esintisiyle yaz ve kış turizmine uygun olmasına nazaran bu özellikleri henüz insanların istifadesine sunulacak, köylünün de istihdamını artıracak şekilde değerlendirilmemiştir. Köyümüzde yazın geniş meralarda doğal beslenen hayvanlarımızın sütünden elde ettiğimiz peynir, çökelek ve tereyağı oldukça kalitelidir. Müzik.
nebze de olsa tarihimizi anlatma ve kültürümüzü tanıtmamıza vesile olan Tokat TV'ye teşekkür ediyor, programı izleyeceklere iyi seyirler diliyoruz. Batman Taşköy turumuz devam ediyor. Muhteşem, yine yeşili bütün renklerini bulabileceğimiz bir yerdeyiz. Geziyoruz. Gördüklerimiz ne varsa sizlerle paylaşıyoruz. Selamun aleyküm. İşte burada korkutmadım inşallah. Böyle bir anda nasılsınız? Teşekkür ederim. İsmim Mustafa Demirci, emekli öğretmenim. Köye geldim. Bu köyün Hocam beni yormayacak hocam maşallah. Vallahi. Böyle gelin bana. Bana böyle gelin. Hocam ya süpersiniz hocam. Gerçekten süpersiniz. Hiç sormama gerek yok. Hocam her şeyi anlatacak bize. Her şeyi anlatacak. Şimdi şu gördüğünüz rahmetlik dedemden kalma bir hatıradır. Bulguru kaynatırlar. Kaynattıktan sonra kışa hazırlık için gençler bir araya gelir öğleden sonra. Şimdi bir dakika hocam. Şimdi hocama dedesinden yadigar kalmış ve belki de buradan hiç ayrılmıyor. Emanete öyle sahip çıkıyor hocamız. Öyle doğru mudur hocam? Burada mısınız? Tarihi bir şey. Şöyle de kadrajı alalım sevgili kameraman arkadaşım. Evet. Dededen kalan şu anda nesli tükenen. Evet. Nedir ismi hocam? Bu seten derler buna. Bulgur dövülür. Sonbaharda gençler bir araya gelir. Bunu 4 kişi şurada dibekler var eskiden. Şimdi olsa da gösterdim. Şimdi imkanı yok. Kalmadı belki de. Döverler bunu. Seten 1 saat döverler. Ondan sonra kuruturlar. Kışın yerler bunu. Çok lezzetli olur bulgur. Köy bulgurudur. İşte dededen kalma bir hata. 150 seneye dayanmaktadır. Çok maşallah. Seten efendim. 4 kişi. Dipek. Doğru mu söylüyorum? Evet, Dipek'te. Evet. Seten de denir aynı zamanda. Setenin küçüğü aynı zamanda. Setenin küçüğü. İşte bir zamanlar önümüze pilav olarak gelen bulgurları, yarmaları yapmış olduğumuz Dipek'te şu anda çiçek yetiştiriliyor. Yani işte şu anda çiçek yetiştiriliyor. Ama var mı eklemek istediğiniz? Hayır, 4 kişi değil mi? Özellikle 4 kişi. Evet. Gençler öyle bir muhabbet oldu ki bitimle de yemek yapardı. Gece saat 11'de dağıldılar. Çok güzel oldu o zaman. Eskiler. Gece 11'e kadar gençler toplanıyor. Tipek yapıyoruz. Sonra da yiyoruz, içiyoruz değil mi? Eski günler gerçekten yerini hiçbir şey şu anda dolduramıyor. Kesinlikle dolduramıyor. Böyle güzel, değerli hocamızı bulmuşken bir anı sormadan ben hocama veda etmeyeceğim. Değerli hocam, birçok yıl meslek hayatınıza hizmet verdiniz ve mutlaka acı tatlı anılarınız olmuştur. Var mı? Unutamadığınız, aklınıza gelince sizi güldüren... Var, şöyle bir anım var. 1976'da Konya'nın Cihanbeyli köyünde öğretmenlik yapıyorum. Tahtada yazı yazıyorum. Hiç unutmadım, unutamadığım bir olay. Yazı yazarken aniden geri döndüm. Döndüğümde karşılaştığım şöyle bir olay oldu. Bir öğrencim kalkmış benim taklidimi yapıyordu. Ağzı böyle eğilik kaldı. Hiç unutamıyorum. Öyle bir mahcup oldu ki. Sınıftaki öğrenciler güler misin, ağlar mısın böyle dondu kaldılar. Hiç unutamadığım bir olaydır. O çocuktan 1976 yılında olmuş. Hiç unutamam bu olayı. Yaptınız ya. Evet, karşı karşıya geldin. O dondu kaldı tabii, korku. O dondu kaldı. Tabii canım, dondu kaldı. Öğretmenim dedi. Sonra utandı çocuk. 2-3 gün okula gelmedi. Mahcup oldu. Ben de pişman oldum ama hiçbir şey demedim. Dövmedim de bir şey yapmadım. O zaman. İlk defa mı yaptıydı yoksa devamlı yapıyordu? Siz o gün mü yakaladınız? Öğrenciler dedi ki ona, hocam dedi, bu çocuk dedi her zaman böyle yapıyor dedi. Sizin taklidiniz... İlk defa değil. Hocamın taklidini... Siz de ya, biz korkudan söyleyemedik dedi şimdiye kadar sana. Onun için sen dönünce yakaladın böyle dedi. Devamlı böyle yapıyordu. Her gün yapıyor, bizi güldürüyor dedi. Biz de... O zaman şey vardı ya, korku şey demiyordular, söyleyemiyordular öğretmenine saygıdan dolayı. Peki o dönem şey yok muydu hocam, nasıl diyeyim, işlerinden biri gelip size demez miydi hocam bak böyle aslında? Kendi aralarında şey yapıyorlar, sakın hocaya demeyin diye diyordular çocuklar, saygı sevgi vardı, hiç unutamadığım bir olay. Sürekli yaparmış, demek ki benim böyle şeyi komik anlarımı anlatırmış çocuk, böyle yapınca kaldı, dondu kaldı çocuk. Sesimizi duyarsa selam olsun gerçekten o arkadaşımıza da. Tabii ki ama 76'dan bugüne kadar kaç yıl geçmiş aradan düşünebiliyorum. Güzel bir anı bizimle paylaşmış için çok teşekkür ediyorum hocam. Kolay gelsin, hayırlı günler diliyorum.
Yılmaz'da bizim memleket programı Batman Taş köyümüzde devam ediyor. Şimdi her programda söylüyorum, burada da yine hamur kokuları aldım ama içeride annelerimiz neler yapıyor. Ben çok merak ediyorum. Eminim siz de merak ediyorsunuz. Hadi bakalım hep beraber bir içeriye dalalım. Annem kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Bir tanıyalım öncelikle, isim? Züleyha Uçak. Batman Taş. Batman Taş köyü geliniyim, evet. Ha, gelinisiniz, nereden geldiniz? İhsaniye diye Tokat'ın bir Çerkez köyünden buraya geldim. Buraya geldiniz. Evet. Kaç yıl oldu annem? 40 yıl oldu bu yıl. 40 yıl oldu. Evet. Çünkü Tokat'ımızın her tarafına böyle güzel hamur işleri yapılıyor ama bu biraz daha değişik açıkçası. Ben ilk defa göreceğim, merak ediyorum. Ne yapıyorsunuz annem burada? Bizim Çerkezlere ait velibah diyoruz. Bir kısım salve diyor veyahut da halive diyorlar, patatesli. Patatesi haşlıyoruz, tuz eziyoruz. Şimdi tarifini almadan önce ilginç bir isim, güzel bir isim. Velibak. Velibak. Neden velibak? Neden velibak? Bilmiyorum, anne. Öyle isim koymuşlar. Her Çerkezlerde köyünküler farklı farklı oluyor dediğim gibi. Kimi halive diyor, kimi velibak diyor. Öyle isimler koyuyorlar. Yapıyoruz biz. Genelde Çerkezlerin hep hamur işidir. Fazla sebze şey yapmazlar. Öyle mi? Genelde hep hamur işi hamur tüketiriz. Evet. Çeşit çeşit hep öyledir. Afiyet olsun. Annem sen bilir misin neden velibak denildiğine? Vallahi ben Çerkez geliniyim yani. Bende de Çerkezlik yok. Bilmiyorum, ben de bilmiyorum. Yani bunlar daha iyi. Yani annem diyor ki ben yerim diyor. Ben yerim. Yani ismi ne olursa olsun. Ben yerim. Bizler patatesli derdi benim annemin tarafı. Ama bunlar velibak diyorlar. Yok. Peki o patatesli ile bu velibak arasında fark var mı? Yok, aynı böyle yapardı. Annem de öyle yapardı. Aynı böyle yapardı annem de. Batman Taş köyünde velibak yapılıyor burada. Şu an sizlerin de görmüş olduğunuz gibi. Evet, kısaca annemde bir de tarifini alalım. Bu velibak nasıl meydana geliyor? Tuzla, sütle, süt de koyuyoruz bazen, çok az süt. Hamur mayası da atıyoruz. Yoğuruyor suyla beraber. Daha sonra onları yumak alıyoruz. Patatesi haşlayıp eziyoruz tuzla. Yuvarlak yapıp hamurun içine koyup tekrar yuvarlak bir şekilde açıyoruz. Bu hamur mu, patates mi? Evet, bu patates. Bu patates. Hamuru da aç, göster orada. Şey, patates benim ilgimi çekti. Bu şekil olması gerekiyor mu? Neden bu şekil yapılıyor patates? Kolay içine yerleştirmek için. Hiçbir türlü olmayacak, ezilecek. Şu şekil koyuyoruz, göstersin. Tereyağsız pek yenmiyor. Tereyağsız yenmez efendim. Eğer yapmak isteyen izleyicilerimiz varsa mutlaka tereyağı kullanıyoruz. Çünkü kızardıktan sonra üzerine tereyağı alıyoruz. Evet, sonra annem. Eski yaşlılarımız daha böyle çok yağlı pekmezle falan yerdiler. Valla. Bizler tadına göre değişiyor tabii burada yani pekmezle. Şimdiki nesil salatayla, turşuyla o şekil tüketiyorlar. Öyle oluyor. Yani yeri zamanı yok. Tarla olsun, bağ bahçe olsun, ev olsun. Her zaman biz hamur işi tüketiyoruz diyor annem. Yani Batman Taş köyünde efendim
Velibak. İnşallah birazdan biz de tadına bakacaksınız. İşte onu bekliyorum ben. Afiyet olsun, inşallah beğenirsiniz. Annem ya, annem daha onu. Sonra da farklı yemeklerimiz de var. Onlar da inşallah. Öyle mi? Çerkezlerin işi patates hamurdur genelde, ettir. Bunu da öğreneceksiniz inşallah. Gözleme yapacağız. Gözleme de olacak. İnşallah gözlemeyi de alacağız. Ama benim duymak istediğim kelimeyi ben duydum. Çok mutlu oldum. Yiyeceğiz arkadaşlar. Kesinlikle yiyeceğiz. Peki kolay gelsin diyorum size. Bu pişmiş hali. Meydana gelmiş hali değil mi? Siz burada annem kızarmış hamuru yağlıyoruz. Şimdi çekiniyorum böyle alayım almayayım. Alabilir miyim? Alabilir miyim? Tadına bakalım. Yok estağfurullah anne. Vallahi bunu yiyip de beğenmeyen yok yani. Çevremizde herkese yediriyoruz. Çok özür diliyorum sevgili izleyiciler. Ama gerçekten çok ayrı bir lezzet. Bana öyle geldi. Yani hani sanmayın ki patatesi yapıyorlar. Değil abi. İnanın lezzeti öyle değil. Çok farklı bir lezzet. Annelerimizin ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel. İnşallah devamını getireceğiz biz. Selamun aleyküm. Muhabbetiniz bol olsun. Nasılsınız? Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyiyiz. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun. Bizler de. Siz nasılsınız? Çok şükür. Hamdolsun. İyiyiz. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ediyoruz. Ne yapıyorsunuz burada? Ne yapalım? Ha, burada arkadaşının koyunları işte dertleşiyoruz. Çoban derdimiz var. Adam bulamıyoruz. Yani derdimiz çok da. Derdimizi deşmeyin yani. Çok kötü yere geldiniz. Çok dertli yere geldik. Derman yani. Yani inşallah derdinize derman oluruz. Bilmiyorum çünkü de öğrenelim yani. Çoban? Ben çoban evet. Hayvanlarımızı otlatmaya, yaymaya işte. Yani adam bulamıyor. Sıkıntılı bu. Yani burada evet bizim Türkiye'de maalesef işsizlik var diyorlar ama ben öyle bir şeylerin olduğuna inanmıyorum, katılmıyorum. Şimdi bir şu var zaten bizim bir Z kuşağı dediğimiz. Her şeyi hazır bekliyor. Yani telefon neyse olsun, son model araba alsın babalarımız, çalışmayalım, yiyip içip gezelim. Maalesef bu var, onun için de olmuyor. Biz de bak şimdi burada 4000 lira, 5000 lira maaşıyla çoban bulamıyor. 4000 lira, 5000 lira veriyorsunuz ama... Yemesi içmesi işte burada elektrik bedava, ev kirası yok, odun kirası yok, internet var. Kimse gelmiyor. Yani ailece gelecek gelen tabii, kişi. Ailecek olacak ki geldiği zaman evi var bak iki katlı evimiz var burada. İşte orada oturacak. Ailesi burada duracak. Neden? Neden? Yani bizim şimdiki neslimiz yani şehir hayatını özeniyor yani. Anladım. Yani köyde durmak istemiyorlar. Şimdi kızlar gelmiyor köye gelin olmuyorlar. Herkes şehire hevesleniyor yani. Bulamadığımız için sıkıntı. Biz de şimdi yabancı getirdik. 4-5 yıldır yabancı çoban çalıştırıyoruz. Biz burayı 2012'de bir işletmeye kurduk. Amcamın oğluyla. Benim amcamın oğlu Bursa'da uçak asansörün sahibi. Orada işleri var işte. Burayı... Selam olsun efendim. Tüm gurbettekilere, amcamızın ona selam edelim. Herkese, bütün gurbettekilere selam olsun. İşte burasını beraber ortak olarak düşündük, dedik bir işletmeye. 300 başlık küçük baş hayvan üzerine. Burası şahıs. Evet, muhteşem yer. Evet, şahıs. Siz de evet, bireysel olarak evet, işletiyoruz işte. Koyunlar bizden korktu galiba. Bizden kaçtılar, içeri kaçtılar. Biraz daha sıcak ya dışarısı. Kaç adet abicim ya, kaç adet? 300 adet büyük anaç koyunumuz var. İşte kuzuları var biraz, toplu filan. Toplamda toplam yani 350. 350-400 oluyor.
Değişiyor da biraz düşürdük rakamı işte bu adamsızlık yüzünden. Yani normalde iki adamdan aşağısı burayı kurtarmıyor. Yani yetiştiremiyordu, zorlanıyorduk. Biz de şimdi adam birisi gidince tek adam kaldı. Biz de verdik, sayıyı düşürdük. Biraz azalttık. Yani işte bu şekil yabancı getirdik. Memnunuz. En azından işini yapıyor. Biz de işimize bakıyoruz. Yani bizim eleştirmiyor, hesabını yapmıyor. Herkes işine bakıyor, getiriyor, götürüyor. Yani yapabildiği kadarıyla yapıyor işte. Yani derdin birini çözmüşüz. Yani evet, aradık bulamadık, sonra aynen, bir tane buldunuz. Yani öyle işte. Ama biz bir kişi daha mı gerekiyor? Tabii, normalde şimdi bunun hastalığı var. Bu hayvanlar ayrılıyor ister istemez, günübirlik ayrılıyor. Emmesi var, kırkımı var, hastalığı var, temizlenmesi var, aftarı bu. Onun için iki kişiden aşağı olunca zor oluyor. Şu anda bu saatlerde yayılımda olması gerekmiyor mu? Ya şimdi koyunların... yok, yaz sezonu olduğu için içeri geliyor. Normalde şimdi biraz sonra çıkar saat 3-4 gibi. Götürürler tekrar akşam 9-10 gibi geliyor. Sabahleyin de işte sabah ezanlarıyla 4'te falan çıkar gider yayılma. Yayılır der. Kırkma mevsimi nedir? Her yıl olur mu? Tabii nasıl, her yıl. Bu aylarda mesela biz kırkımı... Şöyle kameraya da bakalım. Kırkımını da yaptık. Şu anda biz 20 tane falan kaldı. Her yıl oluyor mu bu? Tabii yani her yıl oluyor. Oluyor. Evet, her yıl oluyor. Her yıl oluyor. Erkeklerle toklular dediklerimiz, kısır olanları bir ay önce kırkarız. Şimdi de işte samarları, şu anda samarları da kırktık biz. Her yıl kırkıyoruz, kırkmazsak olmaz. Hayvanlar temizleyecek, yağmurlar yıkayacak, onları ilaçlıyoruz, onları çene oluyor, bit oluyor. Onlar temizlenecek, hayvan da rahat eder. Aynı bizim tıraş olduğumuz gibi o hayvanlarda yıllık bir kez bakıma ihtiyacı var. Var tabii. Onlar da bir canlı. Banyo yaptırıyoruz işte, ilaç banyosu. İlaçlama banyosu tabii, her gün olur, nasıl olur? Yok her gün değil, her yıl işte burada ilaçlama banyosu var, ilaçlıyoruz orada. Hayvanlar dış, iç parazitlere karşı, haşerelere karşı, kene işte, bunlara karşı ilaçlıyoruz, hayvanlar biraz daha sağlıklı olsun. Peki yılda kaç defa yavrulama yapıyorlar? Bizim burada yılda bir tane. Biz biraz bir yerlere özendik. Bazen böyle... Ülkeye göre değişiyor mu bu? Şimdi burada bir yılda bir defa değişim. Bazı bölgelerde... Tabii. Şimdi iki şey alanlar var. İki kuzu yani. 12 ayda değil de 15 ayda iki yavru alanlar var. Ama biz alamıyoruz burada. İki duran arttı. Sebep ne burada? İklim. Şart. İklim şartları. Şart. Yani önemli. Burada yani. 6 ay kışın içeride, 6 ay merada yaylımda. Kışımız ağır olduğu için biz zaten bakamayız o şekil. İkincisi ikizlik oranı var hayvanlarda. Biz ikizleri doyuramıyoruz burada. Yani iklim yine geliyor iklime. Yine iklim yani şartlarına. Evet yani yem ağır. Yani ağır geliyor. Çok fiyatlar arttı. Mazot gübre çok arttı. Yani hayvancılığı yapıyoruz ama çok zor şartlar. Var mı bu söylenen eklemek istediğiniz Fatih Bey? Ben şimdi burada emekli olduğum için yazdık için bu konularla pek ilgili alakam da yok yani hayvancılığı daha doğrusu pek beceremiyorum. Evet abim dedi emeklinin tadını siz köyde çıkarıyorsunuz. Emeklinin tadını çıkarıyorum. Soyun mal falan? Yok. Öyle bir şeyim yok. Sadece bir bahçem var. Bahçemle uğraşıyorum. Bahçe ekliyorum. Başka da yaptığım bir şey yok yani. Tokat'a bile gitmiyorum. Maaştan maaşa. Maaşa şeye gidiyorum yoksa. O da oğlum hallediyor işleri. Buradan ayrılmak istemiyorum. Seviyorum ben burayı. Evlat hallediyor. Yani çekiyor. Yiyor mu gönderiyor mu? Bizden... Oo ne güzel. Artık bizden onlara geçti yani. Daha ben ne yapayım bu köyde? Ne yapacağım parayı? Şu anlamda söyledim. Arada gitmiyorum. Maaş almaya da gitmiyorum. Evlat hallediyor dediniz ya. Bu sene 3 sene gitmişliğim var yani. 1 senede. Paracıkları gönderir mi? Yok. Halleder oğlum. Aklım şu. Değil mi? O hallediyor. Diyorsunuz yani. Kendisi halleder her şeyi. Artık ona bırakın ev geçimini. Öyle mi? Her şey onda. Her şey ona bırakın. Martin abi diyor ki yeter artık ya. Ben emekliyim artık. Kafam rahat olsun. Ben günümü yeşillikler içerisine geçireyim. Muhteşem bir yerdeyim. Valla genelde çoğumuzun özendiği yer. Gelme şansımız yok. Yani onun için
etsin böyle bir şey. Amin amin. Rabbim gerçekten herkese nasip eylesin. Yılmaz Bey, yani böyle olmazdı. Bir haberli olsaydı bir kuzu keser. Gerçekten. Vay. Yani şimdi bunu dediniz ya muhtarım. Gerçekten. Yok, Allah yani, razı olsun. Biliyorum. Yine de vaktiniz varsa teşekkür ediyorum. Yani. İnşallah bir dahaki. İki saatimiz var. İnşallah bir dahaki sefere diyorum ben. Aman siz kestiniz yemiş gibi sayıyorum yani inşallah. Bir işletmeye yani bir yaylaya gelip de gerçekten bir... Doğru diyorsunuz aslında ama keşke bilgi verseydik. Gerçekten keşke bilgi verseydik. İnşallah bir dahaki sefere diyorum ama bu söylüyorum yine yani gerçekten vaktiniz varsa Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Yaparız. Bir dahaki sefere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten gönlünüz zengin abi. Çok çok teşekkür ediyorum. Var mı başka derdin abim ya gelmişken? Vallahi derdimiz çok da ne yapalım ya. Derdim çoktur, hangisine yanayım? Biz açtı aynı şekilde köy muhtarıydım ben. Yani köyümüzün de işte bir takım sorunları oluyor, uğraşıyoruz yani ne bileyim işte. Ben nereye düştüm? Ben nereye düştüm? Hani geçen programda da söylemiştim. Ben burada yatarım. Yani hani yeme de yatma. Pardon, yeme de yanında yat diyor. Hüküm var ya. İşte öyle bir mekandayım. Gerçekten tüm ablalarımıza, annelerimize ellerine sağlık olsun diyorum. Çek Mustafa'cığım. Muhteşem bir eserler var burada. Bilmiş olduğum ve bilmemiş olduğum yemek türleri var burada. Sizler ne kadar merak ediyorsanız ben de o kadar merak ediyorum. Kaçma. Gel. Gel başlayalım. Bu bilmiş olduğumuz. Hani var ya. Oylum oylum oy madımak. Efelik efelik madımak. İşte Tokat'ımızın güzel madımak yemeğini biliyorum ama bilmediğim yemekler de var. Eminim sizlerin de bilmedikleriniz var. Baklalı dolma. Şimdi hemen başlayalım. Burada hani Tokat yaprağı, en güzel yaprak Tokat yaprağıdır. Ve Tokat yaprağı ile yapılan baklalı dolma. Baklalı dolma var. Hemen yanında madımak yemeği. Hemen açalım ablacığım. Burada mercimekli hamur çorbası, yoğurtlu. Mercimekli hamur çorbası. Birkaç tanesinin tarifini alacağız. Tabii. Şöyle bir bunu bir tanıyalım. Çerkez peyniri. Çerkez peyniri. Bunun da tarifini istiyorum. Burada çok güzel. Maramise. Efendim? Maramise. Biraz daha detay isteyeceğim ama. Tabii mısır unundan yapılıyor. Neydi efendim? Mısır unundan. Mısır unundan yapılıyor. Evet, mısır unundan. Kavrulmuş mısır ununu kaynayan suda haşlayarak pilav gibi yoğruluyor. Yoğrulduktan sonra bu şekli veriyorsunuz yuvarlak. İçine tereyağı koyuyorsunuz. Pekmez veya sarımsaklı yoğurtla beraber yeniliyor.
damak zevkine göre değişiyor diyor. Çerkezlere mahsus yemeklerden değil. Sadece yani. Çerkezlere mahsus bir yemek. Evet. Bu çerkez peynirimiz. Evet, o da çerkez peynirin özelliği içinde herhangi bir maya, sanayi mayası yoktur. Tamamıyla doğal. Tamamıyla doğal. Ve pişmiş sütten olduğu için çok sağlıklı. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, burada yine Tokat'ımızın meşhur katmeri. Bu herkes bilir. Evet, bunu herkes biliyor. Çoğumuz biliyoruz. Burada hemen bunu ben almak istiyorum. Bu arkadaşım. Öncelikle hoş geldiniz demek çok teşekkür ediyorum. Size. Bu etli bir hamur işi yemeğimizdir. İçinde et vardır. İçi et mi dolu bunun? İçi et dolu. Evet, anladım. İçi et dolu. Hamurunu sütle mayalandırıyoruz. Bezeler halinde alıyoruz. Daha sonra içinde iç harcı var. Dana kıyma, yarım yağlı. Soğan var, sarımsak, pul biber, karabiber. Onları bir güzel harmanlıyoruz iç harcını. Daha sonra böyle alt ekmeği ayrı, üst ekmeği ayrı şekilde iki tane ekmek açıyoruz. Arasına koyduktan sonra üzerini kapatıyoruz, kenarlarını kapatıyoruz. Bu şekilde afiyet olsun sunuma sunuyoruz. Nasıl pişiyor bu fırında? Fırında pişiyor. Elektrikli fırında pişebiliyor. Aynen. Evet. Etli yapılan hiçbir hamur işinin tadı bunda yoktur. Evet. Çok farklıdır. Çünkü bu buharıyla pişiyor, içinde pişiyor. Yediğinizde siz de katılacaksınız bana. Hakikaten bakacağız inşallah. İnşallah. Et hiç bu kadar harika. Lezzetli olmadı diyeceksiniz. İddialı. Ablalarımız iddialı. Bakacağız gerçekten. Evet, gelelim burada. Çok güzel bir görüntü. Patatesli helvezik dediğimiz hamur kızartması. Patatesli? Helvezik diyoruz bizler. Evet. Helvezik. Evet. Hamur kızartması oluyor. İçinde patates var işte. Yani patates. Yağ ile kızartıyorsunuz. Evet, evet. Yani incece açıp içine patatesi koyup kapatıyoruz. Daha sonra kızgın yağda kızartıyoruz. Allah'ım. Dayanamayacağım. Bitirmek istiyorum, saldırmak istiyorum. Her şey istiyorum şu anda. Bunu görelim. Hemen. Bu da gabrin dediğimiz hamur işimiz. Yine patatesli. Çerkezler patatesi çok kullanıyor. Onu diyecektim. Yani ağzımdan aldınız. Her taraf patates. Evet. Burada patatesi haşlıyoruz, eziyoruz. İsteğe bağlı içine baharat koyuyoruz. Bunu etle de yapabilirsiniz, peynirle de yapabilirsiniz ama genelde burada patatesle yapılır. Genelde çerkezlerin %90'ı diyor ablam patatesle yapar ama damak zevkine göre değiştirebilirsiniz. Evet. İçine yumurta kırıp yoğurduğumuz eşkisiz ve katı bir hamuru açıp bardakla kesip içerisine patatesi koyup kıvırma şekli var şurada görülebilir. O şekilde katlayıp suda haşlıyoruz. Bol tereyağıyla. Altından görebilirsiniz. Çok bunu tereyağı damlayarak yiyecek. Yenilecek. Öyle mi? Aynen öyle. Efendim bunun ismi neydi? Ben tekrar alacağım. Özelliği diyor ablamız. Tereyağı damlaya damlaya yiyeceksiniz. Yani ağzınızın suyu akarken bir yandan da tereyağı akacak. Efendim öyle yiyeceksiniz bunu. Sofranın alt başına oturdu. Yani alt başında yağ oraya iner ya banıp banıp yemek için. Çok güzel. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Evet, burada. Bu da çerkez tavuğu dediğimiz bastık. Çerkez tavuğu. Evet. Pirinç mi? Ben yok. Yok, pirinç değil, bulgur. Bulgurla çerkez tavuğu. Ya pilavı bulgurla oluyor. Haşlanıyor yani suyu kaynadıktan sonra bulgur içine dökülüyor. Aynı pilav şeklinde pişirildikten sonra yoğurulma işlemi yapılıyor. Chips'te de tavuk tridi, süt de beraber unla çırpılıyor. Bir muhallebi gibi bir şey pişiriliyor. Genelde sunumları böyle mi yapılıyor bunun? Yani illaki olması olmazı mı yok? Ya kişiye göre değişiyor. Kalabalık şeylerde genelde ve kalabalık şeylerde bu şekilde sunum yapılıyor. Yani görsellik olarak serviste tabii istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Bu aynısı mı az önce? Aynı. Yani eti bol olan yemeğimiz. Bundan kimseye yok. Bu benim. Bundan kimseye yok. Evet, burada da yine ben çökelikli gibi görüyorum ama bilmiyorum değişik. Doğru değil mi? Velibak vardı. Velibak'ı sabahleyin çektik. Teyzelerimiz çok güzel anlattılar. Bu da efendim yine meşhur hamur işimiz. Çökelikli, patatesli, kıymalı. İşte yine içerisini damak zevkine göre değiştirebileceğiniz yemek türü. Yaylalarında yayılmış, kekik otları yayılmış ineklerin, doğal beslenmiş ineklerin sütünden yapılmış çökelikli ama. Bunun da bir farkı var diyoruz. Yani biz bunu zaten yiyoruz demeyin. Arkadaşlar bak ablam ne güzel bir detaya girdi. Kekikle yayılan
Kekikle yayılan ne dediniz ablam? Batman Taş'ın geniş meralarında doğal beslenen, kekiklerle beslenen ineklerin doğal sütünden yapılmış olan çökelikten. Doğal yani, her şey doğal. Hiçbir katkı yok. Suni yemlerle beslenmiş hayvanların süt ürünleriyle doğal beslenmiş. Öyle detaylara giriyor, çok özür dilerim. Mikrofonu çektim. Zaten dayanamıyorum. Görüntü güzel, bir de ballandıra ballandıra anlatıyor. Yani keseceğim yarıda. Çok teşekkür ediyorum, kusura bakmayın. Ya işte benim hayatta gerçekten çok sevmiş olduğum, tatlı olsun da ne olursa olsun, ama ilk defa Çerkez baklavasını bilmiyorum ama ablamdan hemen öğrenelim. Nedir? Kim anlatıyor bunu? Kim yaptı? Bu eseri kim yaptı? Merhabalar efendim. Ben yaptım, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben yaptım onu da. Hepsi adı doğal yani. Cevizli baklava. Cevizli baklava. 40 kat. Efendim? 40 kat. 40 kat. Evet. 40 kat var mı bunda? Var işte. Ya 40 kat dedin. Ha ben şöyle anladım. Bir dilimi 40 kat diye anladım. Doğru mu? Yoksa... Tümü yani. Ha tümü. Kesiyoruz yani. Ha 40 kat. Evet. 41 olursa olmuyor mu abla? 40 kat. Denk geliyor yani. 40 kat oluyor bu. Başka bir özelliği var mı? Alalım. Yok, başka bir özelliği yoktur işte. Aha, çok muhteşem duruyor. Hazırladım, pişirdim, kestim. Malzemesini koydum, getirdim. İçi cevizli, üstü fıstıklı. Ne bu? Kete. Kete. Sen mi yaptın anne? Yok, ben yapmadım. Ben yemeğe geldim diyor annem. Zamanında yaptım kardeşim. Gençken yaptım diyor. Güzellik ben yapardım. Vay! Annem iddialı. Onlar diyor en zamanında en iyisini ben yaptım. Şimdi büyüttüm. Kızlar uşakları yapacak. Ben yemeğe geldim diyor. Elimi onlara verdim. Onlar daha güzel yapmaya çalışıyor. Allah'ın izniyle bizim köyün yemeyen hiçbir şey yemedim zannetmesin. Burada her şey doğaldır. Ben çok boşa güzel yaşamışım annem. Ben boşa yaşamışım. Boşa yaşamışım gerçekten. Gelirsin, devamlı yersin. Gelirim anne. İnşallah. Annem benim menajerim bundan sonra. Gelirim. Gelirim, sen hazırlat, gelirim. Tamam. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Ama iddialıyım. Ben el verdim, yaptılar diyor. Zamanında ben daha iyi yapardım ama diyor. Evet. Şimdi artık ne ekersen onu biçersin. Zamanında yetiştirmiş evlatları, torunları. Evet. Güzel yetiştirdi ve şimdi de... Benim hep yeğenlerim. Hepsi? Evet, yeğenlerim. Hepsi benim yeğenlerim. Yaş kaç annem? 73. 73, maşallah. Maşallah, gerçekten. Yaşlandım. Yok annem, yok. Ben dobradırım, iyi duruyorsun. Yoksa derdim yani. Kurban olurum sana. Çok tatlı birisi. Kurban olurum. Çok teşekkür ediyorum. Bu keteydi. Evet. Almış mıydık ben? Evet. Aldım. Yayınız. Bu. Onu da ben anlatayım. Bu da Çerkez çöreği. Böyle nakışlı oluyor. Abi bunu siz mi yaptınız? Evet. Ya sanki hani şehirlerde, marketlerde hazır satılan çörekler gibi duruyor. Gerçekten. Yiyince onun farkını görecek. Öyle mi? Olarak benzeyebilir ama kesinlikle lezzeti benzemiyor yani. Ateş fırında. Tabii ki. Kendi ekmeğimizi pişirdiğimiz fırında pişiriyoruz yani normal ekmek. Taş fırında. Taş fırında bu hale aynen geliyor. İçerisinde aynen. Un, tuz, süt. Süt, yağ var, yumurta var, süt var ama biraz böyle hani poğaça hamuru gibi değil de biraz böyle sert yoruluyor, katı oluyor yani böyle güzel olması için. Böyle işte. Böyle kışlı. Olmazsa davetlerimizde olmazsa olmazımız. Düğünlerimizde, bayramlarımızda bayram çöreği dinler. Hani bayram çöreği gibi. Buranın bayram çöreği. Buranın. Ya burada yaşayanlar çok şanslı. Yani isim olarak şanslılar, görüntü olarak şanslılar. Yiyecek olarak dememe gerek yok. Burada işte her şey burada. Allah razı olsun. Gerçekten. Gelen insaniyetlik, saygı, sevgi bu köyde var. Ne yapıyorum? Ben hoy zapka yapıyorum şu efendim? Anda. Hoy zapka. Hoy? Zapka. Hoy zapka. Evet. Doğru dedim değil mi? Hoy evet. Zapka. Evet. Başka ismi var mı bunun? Kuymak derler. Karadenizliler kuymak derler. Kuymak. Efendim canlı kuymak. Bakalım ben ilk defa izleyeceğim. Yani gerçekten. Makinada çektiğimiz sütü tencereye koyup pişiriyoruz. Önce sütü çekilmiş, evet. Sütü pişirdik.
Sütün kaymağını. Sütün kaymağını pişirdik. Evet, sütün kaymağını pişiriyoruz. Sonra torba peynirimizi içine ufalayacağız kaymak piştikten sonra. Torba peyniri. Evet, yağını kusana kadar karıştıracağız. Yağını verene kadar karıştıracağız işte. Biraz un ilave edeceğim. Bir tane de yumurta, tuz. Bu kadar. Taze peynir olacak ama buna. Her peynir olmuyor efendim. Taze. Kesinlikle taze olacak. Peynir de olabilir. Yağlı peynir de olabilir. Örgü peynir de koyabilirsiniz. Örgü yani. Peynir, taze peynir olması şart arkadaşlar. Aynen. Evet, şu anda karıştırıyoruz. Kıvama gelmesini bekliyoruz. Evet. Kaymağın pişmesini bekliyoruz. Kaymağın pişmesini bekliyoruz sevgili izleyiciler şu anda. Kaymak piştikten sonra hemen yan tarafta görmüş olduğumuz peynirimi ilave edeceğim içine. Peyniri ilave edeceğiz. Sonra unumu, tuzumu, yumurtamı ilave edeceğim. Ortaya evet. Güzel bir kuymak çıkacak. Çıkacak. Evet. Bekliyoruz efendim. Sevgili Muslicim, pişene kadar çekmeni rica edeceğim senden. Ablacığım ellerine sağlık. Sağ gerçekten zahmet ettiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Selamun aleyküm. Yılan arıyorum. Öyle duydum. Var mıymış yılan? Yılan. Efendim? Öyle bir şey. Öyle bir yalan yok. Yani yok. Öyle bir yılan da yok. O, ben bilmiyorum. Şimdi yapması. Burada da köyün delikanlıları. Bizi mi bekliyorsunuz yoksa? Böyle hava güzel dediniz. Ya işte ben de sevinmiştim aslında. Hani bizi bekliyorlar deselerdi biraz. Ah yok hava güzel biraz kendilerince oturmaya çıkmışlar. Selamünaleyküm nasılsınız? Selam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Lütfen rahatsız olmayın. Lütfen alalım yerinize. İyisiniz. Batmandaş köyü delikanlıları yakaladık burada. Çok kısa isim tutacağım burada. İsim neydi efendim? Kemal. Kaya. Kemal Kaya. Evet. Sezai Uçak, Batmandaş köyü muhtarıyım. Muhtarımız burada. Hemen devam edelim. Alıştık biz böyle genç delikanlı muhtarları görmeye. Vallahi aktif hizmet gençlerde. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür hoş ederim geldiniz. Muhtarım. Allah razı olsun. İyi, sizler de iyisiniz. İyi, sormama hiç gerek yok. Yani ortam güzel. Yüzler güzel gülüyor. Yani. Muhteşemler. Yayla yerimiz güzel yani. İşte komşularla sohbet ediyorduk. Siz de tesadüf geldiniz. Biraz köyden bahsedelim mi? Çok kısa. Kaç hanedir? Neler yapar? Köyümüz yazın 35-40 hane oluyor. Kışın 20 haneye düşüyor. Yazlıkçı işte. Yazlıkçılarımız gidiyor. Kışın kalanlar. Biz yani sabit gurbetçi, kalıyor. Gurbetteki gurbet arkadaşlarımız ya, yazın köylerine ya. Geliyorlar. İşte, artıyor, ya. Kışın aynen düşüyor. Yani. Bu yıl biraz düşmedi. Pandemiden dolayı da yaşlılarımız da sağ olsunlar gitmediler. Kaldılar işte. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Tarımla. Fazla bir şey olmuş da bizim burası. Yüksek. Havası güzel. Yani rakımı 1600. Yani suyu meşhur balımız, işte yağ, çökeli, tereyağı, efendime söyleyeyim suyumuz var, işte nebra suyumuz, ne bileyim, var bir şeylerimiz var yani. Muhtarım kısaca diyor ki yani yaylaya gitmek istiyorsanız buraya gelin arkadaşım. Aynen. Yani gerçi burada yaşıyorsanız yaylaya gerek yok. İşte yayla gibi köydeyiz, Batmantaş'tayız efendim. Adını bir bağışla yiğidim. Lütfen dayıcığım lütfen otur. Lütfen hiç la kendini yorma. İsmim Necmi Demirci. 1945 doğumluyum. Maşallah. Doğduğumdan bugüne burada yaşıyorum. Hep burada mı kaldın Necmi dayıcığım?
Hiç gurbete gitmedin mi? Çok az. 3 ay, 5 ay her sene öyle gittim gençliğimde. Gittin gelin. Seni getiren sebep neydi? Niye gittin yani fazla durmadın? Çoluk çocuk vardı. Hani bir katkı olur diye 3-5 ay ile. Gittiniz ama gurbet bana göre değil diyor dayın. Gidiyorum ama 3-4-5 en fazla 5 ay gençlik yıllarında gittim diyor, fazla kalamadım. Sonra köye geldiniz, hep buradasınız. Hep buradayım. Senin muhtarımın söylemiş olduğu sözlerden sonra eklemek istediğin var mı Batmantaşı köyüne? Yani bize köyle ilgili söylemek istediğin, öyle diyelim. Hep Batmantaş mıydı yoksa eski ismi var mı? Hep Batmantaş. Batmantaş burası. Küçük, gerçekten şirin bir köy. Ben çok beğendim. Musa Paşa Kafkasya'dan gelmiş, bu köyü o kurmuş 1868'de. Bekir Sami Bey, Cumhuriyet'in ilk Dışişleri Bakanı, onun oğlu. İşte ekibiyle gelmiş, buraya yerleşmiş. O günden bugüne? Giden gitmiş, kalanlar buradayız, tarımlar. Ulan ilk önce, az önce bir şey dedi dayıcığım, ben kaçırdım. İlk Dışişleri... Dışişleri Bakanı Cumhuriyet'in Bekir Sami Bey, bu köylü. Musa Paşa'nın oğlu. Dışişleri Bakanı biz buralıyan Batmantaş. Anladım. Onun tarafından kuruldu. Evet. Diyorsunuz. Çoluk çocuk var mı dayıcığım? 5 tane. 5 tane. Buradalar mı yoksa? Var. Torun 15-20 tane. Hep buradalar mı? Onlara senin bir gurbeti sevmiyorlar mı? Gurbetteler geliyorlar. Benim. Öyle arada mi? Hepsi geldi. Gitti mi? Gitti. Hepsini gönderdi. Hep ekmeğinin peşinde herkes. Okudu gitti. Aynı. Yani gençler gittiler yani. Her zaman söylüyorum. Çok güzel bir söz var. Doğduğumuz yer değil. Doğduğumuz yerde hayatın şartları bunu gerektiriyor. Var mı eklemek istediğin? Böyle biraz durgun gördüm seni. Valla bir yılan meselesi var diyorlar ya, onu ilk gören benim. Öyle mi? Siz mi gördünüz ilk önce? Ben gördüm. Nasıl bir şeydi gerçekten, tekrar bizimle paylaşırsan? Çok korkunçtu. Allah bana gösterdi, kimseye göstermesin. Amin. Bir hafta hasta yattım. Yani şuramın kalınlığında var. Bacak kadar? 5-6 metre. Hı? Evet, bacak kalınlığında. 5-6 metre. Peki onunla senin arandaki mesafe ne kadardı? Yani 3 metre yoktu. Aniden böyle... Orada kuş burnu vardı. Kuş burnu dibinde yatıyormuş. Aniden gittim. Ben yüksekteydim. Bu benden de yükseğe kalkmış. Bana böyle hareket ediyor. Bay bay ediyor bir de sana. Ben şöyle kaldım. Bir subaymış o öyle. Esas düşman asker. Korktum, böylece kaldım. Aklım başıma geldi. Geriye kaçtım. Birkaç tane taş aldım. Belki de gerek peşine diyor. O da serildi geri oraya. Daha ona bakmadım. Ben koyu aşağı kaçtım diye. Uyanattım. Vedalaştık. Ya taş da yattım. Ondan sonra defalarca gördüm. 2 senedir de gitmiyorum, korkuyum diye. Yani orada gördüğünle bitmedi. O yılan tuttu, rüyalarına kadar da geldi. Gözümü yumsam karşıma geliyordu yani. Geçmiş olduğun ani bir refleksten dolayı evet, rüyalarına kadar gelmiş dayım. Orada bir saldırı falan olmaz değil mi dayıcığım? Yani hareket etsem bana ya vuracak ya sarılacak. Sen dondun kaldın. Öyle, peki öyle midir gerçekten? O da böyle kaldı, böyle ses yapıyor. Bakana hava atar gibi böyle bir de. Yani beni o git. Hareket ediyor. Yalnız ben böylece kaldım. Ben müdahale etmişim, o da bana bir şey yapmadı yani. Yapmadı. Peki yine de öyle midir? Hani bilir misin, yılan gördüğümüz zaman hareketsiz kalmamızda fayda var mı? Demek ki vardı ki yani. Ben ona bir şey yapacak olsam o illa bana ya sarılacaktı ya çarpacaktı. Çarpacaktı bir yerimi kırar. Sayın kurban olurum sana. Evet. Kurban olurum. Çok tatlı dillesin. Gerçekten iyi ki tanımışım sizleri. İyi ki tanıdım seni. Var mı eklemek istediğim? İşte efendim gerçek sahibinden dinledik. Dayımızdan dinledik. Birçok da meşhur oldun zaten. Batmantaş yılan hikayesi birçok meşhur oldu. Biz de duyduk, biz de izledik. Bütün medyalarda konu olmuştu. Biz yerinde dinledik dayımdan. Ben giremem bahçanıza, ben giremem bahçanıza. Yılana bak, bak yılana, yılana bak. Bahattin Kaya, ben emekliyim, yazlıkçı sayılırım burada. Yaş kaç Bahattin abi ya? Ben 55 yaşındayım. 55, emeklisin. Vallahi. Genç emekli göğü.
Yani yok, 55 yaşında bu kadar da genç değilim yani. Öyle mi? Yani. Evet, yazlıkçı sayılırım burada. Yani, yazın geliyorsunuz. Yazın geliyorum. Özür dilerim, böyle şapkan aldım. Ama yok, rica ederim. Pandemi dolayısıyla bu kışta buradaydım. Pandemi dolayısıyla. Normalde nerede yaşıyorsunuz? Normalde Tokat'ta yaşıyorum. Merkezdesiniz. Merkezdeyim. Köyünüz burası. Köyüm burası. Emekli oldunuz. Emekli oldum. Ama pandemiden dolayı yaz kış artık bu sene burada yani, bitirmiyorsunuz. Evet. Ne yapıyorsunuz emekli olduğunuz, var mı uğraşınız? Uğraşım bir bahçe yaptım evimin önünde, onunla uğraşıyorum. Başka bir hayvancılığından bir işim yok yani. Yani hayvanım yok yani, daha doğrusu. Başka da bir şey yapmıyorum yani, sadece... Ne olsun yani, genç emekli 55 yaşında, bahçesi de var, köy de güzel. En iyisini yapıyor abim belki gerçekten. Var mı eklemek istediğiniz? Teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bir damat gördüm. Bir damat gördüm. Nasılsınız? Çok şıksın. Ben de... Emekliyim. Köyde oturuyorum. Kışın çocukların yanına gidiyorum. Kızım geliyorum burada bahçeyle. Uğraşıyor işte. Yaş kaç dayıcım? Yaş 80. 80. Burada tek mi kalırsın? Bazı tek kalıyorum. Bazı yengeyi götürüyorlar çocuklar toruna bakmaya. Ayırıyorlar ben sizi. Ben de soba kuruyorum derken düştüm, kulağım kopuyor. Doktorluk oldum. Büyük geçmiş olsun. Lütfen annemizi dayımdan ayırmayın. Sesleniyorum evlatlarına bu. Götürmesinler. Peki şu anda burada mı? Annem burada mı? Şimdi gelecekler işte, okul tatil oldu. Orada değiller şu anda. Erzurum'da. Erzurum'da. Oğlan gelin öğretmen, oğlan orada elektrikçi. Analarımı da götürdüler, şu toruna bakıyor. Anne orada toruna bakıyor. Aslında çok da hani şöyle baktığımda dayımın çok da ihtiyacın yok anneme. Çok şık giyinmişsin. Ben kubette şok kaldım. Libya'da, Arabistan'da emekli oldum oradan. Rahatım şimdi. Çocuklar da okudu, iştahı oldu. Kışın çok uğraştılar. Gel buraya dediler. Ben burada hani yemek falan pişirmeyi biliyorum ya. Ben gelmem dedim orada. Daha gelinlerden daha sıkılmıyor insan hani. Ben Feyzi Deniz, emekliyim. Burada yazın buraya geliyorum, kışın Tokat'a gidiyorum. Zaten burayı bilip de yazın buraya gelmemek bence akıl işi olamaz gerçekten. Buraya kadar falan burada duruyor. Ondan sonra Tokat'a gidiyorum. 3 tane kızım var, bir oğlum var. Oğlum öğretmen, yazıcı oğlunda. Allah bağışlasın. Ayrılırlar hepsi. Allah razı olsun. Hepsi de bakıyorlar, hepsi ediyorlar. Hepsi kapılar açık. Hepsine dayım gidiyor. Elhamdülillah. Kışı olur. Orada geçiriyoruz. Yazı yayla da Batman Taş'ta geçiriyoruz. Bu sene çok hastalık geçirdik. Öyle mi? Geçmiş olsun. Yenge hanım veya evde yattı on günün şu bu tanamide. Eşiniz. Annemiz mi hastalandı? Bakamadık mı bu oğlan, sene annemle? Yok. Oğlan veya tuttu. 15-20 gün yoğun bakım dene de vardı. Çok şükür onlardan geçirdim. Büyük geçmiş olsun. Ya bu Batman Taş'a bu delikanlıları niye tek bırakıyorsunuz evde? Tek bırakmayın. Delikanlıları tek bırakmayın. Bak bana dert yanıyorlar. Arıyorlar, arıyorlar, bulamıyorlar. Geldiler, kapıyı açamıyorlar. Polis bile gelmiş, benim haber anında şey olmuşum, bulanmaya gitmişim. Oğlan evdeydi, hastaneye gitti. Hanım evdeydi, hastaneye gitti. Ne olduğunu bilmedim, telefonda şarj tutmamış. Çok şükür, bugünümüzde çok şükür. Rabbim şu ailesini, tüm hastalarımıza, Rabbim şu ailesini inşallah. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, gerçekten iyi ki gelmişim.
siz çok bizi böyle mutlu ettiğinize göre Allah razı olsun hepinizdendir. Amin cümlemizden, sizden tamam, de Allah razı olsun. İhtiyar değilsin be dayı. Bir dakika, bir yaş kaç, bir dakika. Evet. 7 yaşında. Çek abi. Ya. Hangimiz delikanlı duruyoruz? Al işte. Delikanlı bu abi. Şimdi. Yalan konuşmayalım ben. Yaş kaçtır? 77. 77. Gösteriyor mu abi? Sevgili izleyiciler. Gösteriyor mu sevgili Ozan? Yok. Diyor, göstermiyor diyor. Gerçekten şunu yani. Yeme ben işini ihtiyarım falan diyor. Taş gibisin. Dayıcığım. Tatlı dillisin. Teşekkür ediyorum. Allah razı, Allah razı olsun. Cümlemizden. Siz daha delikanlı görmediniz. Asıl delikanlılar burada. Şimdi tanışacağız. Da. Dayım biraz sert bakıyor. Çekindik mi? Selamun aleyküm. Böyle baston falan da var ama biraz tabii korumalı duracağım ben. Nasılsın dayıcığım? Hani iyiymiş. Sağ olun, sizi sormalı. Siz nasılsınız? Bir sizi tanıyak ondan. Doğru söylüyor. Önce kendinizi tanıtın. Biz bir gariban, köy köy gezen, han han gezen ve bugün de yolumuzu buraya düşüren Rabbime şükürler olsun. Şimdi sizi tanıyalım. Ben Enver Uçak. Enver amcamız, dayımız. ...71'de bir direktör aldım, üstüne bindim, hala bu gururla uğraşıyor. Bir dakika, kaç yılında aldın dayıcı? 71'de. 71'de bir traktör aldın, onu sürdün ve hala onunla uğraşıyorum hala derken... Uğraşıyorum. 10 kere de devirdim ben, altında biraz da kaburgalarımı kırdı, ölüm geldi, öldürmedi. Burada bir sandalyeye bastım, bir çivi çakarken düştüm, kalçam kırıldı, bir senedir yatıyor. İyi ki gelmişim. İyi ki gelmişim, buraya kadar dolmuşlar. Bana boşartacaklar. Siz aşk görmemişsiniz. Dayımla traktör aşkını siz görmemişsiniz. Ne aşklar var. Dayım diyor ki, sakalına kurban olurum senin. Ne kadar beni devirse de üstünden atsa da diyor, traktör hala uğraşıyorum, bırakmadım. Bırakmaya da gönlü yok gibi. Kayseri'ye götürdü, orada bir tane doktor var, kriz geçiriyordum. Bakın şu ailesi geçmiş olsun. Ameliyat olma dedi. Haberdi. Direktöre binme, binersen dedi başkasının yanına bindirme diye öldürürsün. Ben traktörde öleceksem dedim 10 kere de öldüm ölmez. Öyleyse yanına kimse yarıp da sebep olma diyor. Başkasının direktöre binerim orada ölürüm dedim. Kabul etmedi. Kabul etmedi? Etmedi. Direktörde ne halden aldım. İşbirliğe bir tane geliyordu. Hemen kaybediyordu. Bir ay iki ay bekletti, vermedi. En sonra gittim İstanbul'dan direkt. Fabrikadan Şişli'den adamını buldum da orada yardımcı oldu. Emekli general vardı Salih Polat Han. Evet. Bütün subayları sicil almıyordu. O önder oldu da ondan orada direktör aldım. Yoksa alamıyordu. Neşe devirdim, neler ettim. Yol yok, iz yok. 70'te parayla yaptırdık bu yolu biz. Akaryatı biz verdik. Yalnız özür dilerim lafını kestim. Dayı mı diyeyim, dede mi diyeyim, delikanlı. Ben delikanlı diyeceğim sana, kusura bakma. Tabii delikanlıyım, ben... tabii daha. Bineneye ihtiyacım var. Efendim? Nene var benden 5 beter, gezen bir hizmet eden yok. Ha, bak duymasın, onu da yapma. Duymasın diyorum evdeki. Yo, o izin veriyor. İzin veriyor mu? Veriyor, çok var. Ulan ne yapsın, bıkmıştır yani. Ama durmadan çay olsun, falan istiyorsan. İyi olsun diyor, iyi olsun diyor. O aslında nene niye istiyor ya, bize hizmet. Ya beraber hizmet. Tabii. Baharamma. Gönlüne göre versin. Yani inşallah. Ama ben o aranızdaki hani sizi sen kopamamışsın ya o traktörün, o aşk diyorum ben ona. O traktörü de inşallah bize gösterirsin ilerleyen saatlerde. Burada değil mi traktör? Burada, kapıda duruyor orada. İnşallah onu görüntüleyelim dayıcığım ya. Olur mu? Olmaz mı? Çok güzel olur.
Selamun aleyküm. Aleykümselam. İsmini bir bağışla. Ben ismim Tokat Batman Taşköy'ünden Yunus Sönmez. Yunus Sönmez'le birlikteyiz. Evet. Yine köyümüzün delikanlılarında. Evet. Nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyoruz. İyiyiz hamdolsun. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun. İyiyiz ama burada daha iyi olduk. Allah daha iyilik versin. Allah hayırlı uzun ömürler Amin. Versin. Amin. Allah huzur mutluluklar versin. Amin. Ne güzel konuşuyorsun. Elhamdülillah. Çok bu biraz şükür. Artistlik için mi yoksa sıkıntı mı var gözlerde? Gözüm arızalı. Öyle mi? Geçmiş evet, olsun. Rabbim, çivi sıçradı. Rabbim şifa versin inşallah. O çelik çivilerden sıçradı. Birisi arızalı. Yoksa gözüme kestirdim alacaktım gözlüğümü. Sağ ol. Allah sana razı daha olsun. Güzel yakışmış. Öyle Allah diyeyim. Razı olsun. Yaş Allah kaç dayıcın? 79. 79 yaşındasın. Evet. Emeklisin. Emekli de değilim. Köy vatandaşı olaraktan. Burada büyüdük. Şimdi çocuklar büyüdü. Hanım 27 sene oldu. Rahmetlik oldu. Allah sizlere sağlık, sıhhat versin. Evlat kaç tane? 4 tane, 2 kız, 2 oğlan var. Yazın buraya geliyorum, işte kışın da onların yanına gidiyorum. Onların yanına, evlatların yanına gidiyorsun. Kışı evet. Orada, yazı burada geçirenlerdensin. Evet, aynen öyle, aynen öyle. Tek mi kalıyorsun burada? Burada tek kalıyorum. Evet. Tek kalıyorsun. Evet. Yapabiliyor musun işleri falan? Çok şükür, kendimi idare edebiliyorum. Yani. Sen de istiyor musun bir tane? Geçti artık. Geçti artık. Geçti. Bundan sonra. Geçti artık. Son durak. Allah gecinemiyorsun öyle değil mi? Amin. Dur gençsiniz. Allah'ım herkese hayırlı uzun ömürler, Rabbim huzur din. Mutluluklar versin inşallah. Amin. Bizler amin. Geldik gidiyoruz da Allah sizlere hayırlı uzun ömür versin. Amin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz Hoş önce. Efendim nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Bir ismi alalım. Gönlümüzde Şinasi Sönmez. Şinasi dayıcım. Bu köylüyüz. Evet. Buradayız. Buradayız. Ama buradayız. Ömrümün çoğu da geçti. Tokat'ta geçti. Oradan? Oradan emekli olunca bu tekrar köye geldim. Köyümde ikamet ediyorum. Köyümde ikamet ediyorum. En doğru olan yapmışsınız. Ben burada da çok mutluyum. Komşularımla beraber. Oh ne güzel. Bir hayat yaşıyoruz. Ne güzel. Doğru olanı yapmış dayıcım. Vallahi ya. Emekli olup da bu köye gelmemek en büyük hata olur bence de yani. Bence de aynı. Ben de aynı düşünüyorum. Evlat kaç tane? İki tane. Dördü de ikisi vefat etti. İkisi kaldı. Başın sağ olsun. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Amin cümlemizin. Var mı senin söylemek istediğin dayıcı? Efendim? Var mı senin bizlere söylemek istediğin, paylaşmak istediğin? Sen televizyoncusun. Ha soracağım. Sen soracaksın diyor. Ben anlatıyorum. Ben bir beyit istiyorum senden. Var mı? Sorgulama size ait. Estağfurullah. Sorgulamıyoruz. Kendi aramızda böyle. Muhabbet ediyoruz. Biz, evet. Yani sorgulamıyoruz. Benim canım bir beyit ister. Böyle var mıdır bir dörtlük? Ne o dörtlük nedir ya? Ben anlamadım onu. Yok öyle bir şeyin yok, yok, yok. Öyle yok mu? Yok öyle bir şeyler bilmem. Ne işle uğraştık? Ben adliyede yazı işleri müdürüyüm. Tokat Adliyesi'nde. Adliyeden emekli oldum. Oradan emekli oldum.
96 yılında. Ondan sonra çocuklar İstanbul'daydı. Ya oraya gittim, oradan buraya geldim. Yazları burada geçirdim, kışı oraya geçirdim. Son 2-3 senedir de devamlı buradayım. Artık buradayız. Artık çocuklar büyüdü. Kadar buradayız. Çocuklar biri Kayseri'de şimdi, birisi de Düzce'de. Yani çocuklar arasa gel baba dese gitmem diyorsun. Gitmem. Elim ayağım tuttuktan sonra gitmem. Ben de gitmem dedim ama düştüm masadan. Mesela mecbur gidiyorsunuz. Sahip elim ayağım tuttuğu sürece gitmem diyor. Gerçekten haklı da. Ama olur ya, Allah korusun, Allah gecinden versin, hastalık olur, bir şeyler olur. Şimdi ben şehri sevmedim. Komşular bilir ya, çalıştığım zaman da cuma gelmesem cumartesi muhakkak köye gelirdim. Annem babam sağdı. Niye sevmedin şehri dayıcı? Vallahi sevmedim, bilmiyorum. Emekli olduktan sonra da geldim buradan. Bir arada hayvancılık yaptım. Koyun türettim, inek türettim, onları da yaptım. Onlar da pek bilmediğim halde, anlamadığım halde komşuların yönlendirmesiyle beraber bir şeyler yapmaya uğraştım. Ondan sonra da çocuklar da evlenecekti, şuydu buydu derken efendim oraya gittiler, İstanbul'daydılar önce. Mecburen gittik, başlarında bulunduk. Onları da dağıttık, ondan sonra tekrar köye geldik, köydeyim. Köyde de anlattım ya az evvel, çok mutluyum. Allah herkesi mutlu etsin. Amin, amin. Allah şu salgın hastalığı, terör belalarını dünyadan ve ülkemizden bertaraf eylesin. Amin. Çok güzel konuştun. Çok teşekkür ediyorum ben sana. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten. Geldiğiniz için, bizi onurlandırdığınız için, şereflendirdiğiniz için. Biz çok teşekkür ediyoruz. Güler yüzle bizi karşıladığınız için. Her zaman bekliyoruz. İnşallah. Allah razı olsun. Köye geldikten sonra muhtardır, ağzadır falan demeyin. Kim olsa karşılar, misafir eder sizi. Kurban oluruz gerçekten. Yılmaz'da bizim memleket programında Batman Taşı Köyü'nde turlarımız, köyümüzün güzellikleri yine size tutmaya devam ediyoruz. Çok güzel bir yerdeyiz. Gerçekten. Evet, neredeyiz arkadaşlar? Kıbrıs gazimiz, gazimizin yanındayız. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Öncelikle geçmiş olsun. Şimdi yayına girmeden önce söylediler, ufak bir kaza atlatmışsınız dayıcığım. Ufakta değil, üçüncü katta düştüm ya. Ufakta değil, doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Bir tanıyalım değerli gazimizi. Ben 1953 doğumlu, Kıbrıs gazisiyim. 74'te savaştan evvel biz oraya gittik. Biz oraya gittikten sonra 6 ay sonra savaş başladı. En önce evet Kıbrıs'taydık. Ben 6 makineli tüfek nişancısıyım. Hücum emriyle biz devamlı Yunan alayıyla savaştık biz orada. Bizim himayemize Türkiye indirme yaptı havadan paraşütle. Bizim oradaki yani büyük gayretimiz Yunanları geçirmedik bu tarafa. İlk birinci harekette 3 tane tanklarını esir aldık. Kendi cesetleri de vardı. Onları tabii kaçırdılar, göremedik. Ondan sonra ikinci harekette de Yunan alayının tamamını ilk işgal eden birlikten Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayıdır. Bunu Türkiye Cumhuriyeti daha önceden de bilir. Oraya 27 dönem asker göndermiş, bize nasip oldu. Bizden sonra da Türkiye'den geldiler tabi, sağ olsunlar bizlere destek olarak da. Harekatımız çok güzel geçti. O gördüğünüz 6 makineli tüfekle savaştım ben. Aşağı yukarı 1. ve 2. hareket arasında bir ateşkes oldu ama biz o arada yine savaştık.
devamlı önümüze mayınlar döşemişler ki Yunan alayına geçmesin diye. Ama bizim istikamcılarımız mayınları söktüler. Bütün onlar bu yüksek tepe gibi bir yerdeydiler. Biz aşağı düz ovadaydık. O vaziyette saldırdık. Yani hiçbir zaman için yani geri durmadık. Şehit olanlarımızı maalesef geride bıraktık. Ondan sonra tam Yunan alayına gireceğiz. Akşam karanlığı yakınıdı. Bir onbaşımız vardı, Bayburtlu. Dedi ki ya birinci ikinci harekat arasında bana dedi mektup geldi. Annem babam düşmana kurşun atmadan gelirsen hakkımızı helal etmeyiz demişti. Dedi ki altı makineli tüfeği ver de dedi biraz ateş edin. Dedim ki çavuşum dedim şu anda dedim senin dedim yakın muharebe silahı Thompson, benimki uzak. O arada yanımda Malatyalı vardı, gitmiş ondan almış ama o anda biz birimiz durup birimiz ateş ediyorduk. O arada şehit olmuş, alnından vurulmuş. Aşağıdan yüzbaşımız bağırdı, komutanımız sağ olsun. Hemen gittim ben ayaklarından tuttum, ters çevirdim ki Bismillahirrahmanirrahim, arnından tam kurşunu yemiş, miğferi delmiş geçmiş. Dedim komutanım şehit oldu dedi. Saattir o tepeyi aşamıyordu. Komutanımız, yüzbaşımız eline aldı baltasını seyirderekten. Beni seven, vatanını, milletini, bayrağını seven peşime gelsin dedi. Ve Yunan alayına girdik. Girdik ki o yaralı olanlar, ölmeyenlerin çok sağları da ellerine ensesini atmış. İrtibat mevzilerinde oturuyorlar. Yani bizim o cesaretimizi hiç beklemiyormuşlar gireceğimizi. Onları da teslim aldık. Yunan alayının içini taradık, hepsini bitirdik. Türk birliklerine teslim ettik. Kuvvetleri alay olaraktan en büyük silahımız o gördüğün altı makine tüfekti. Birleşmiş Milletler nezdinde gidiyorduk biz oraya. Bizim oraya silah çıkarmamıza hiçbir dünya devleti müsaade etmiyordu, NATO dahil. Ama biz bunlarla yine de tanklara mücadele verdik. Ama Rumlara bu tankları İsrailler vermiş. İsrailler vermiş, biz bilmiyorduk ama komutanlarımız biliyormuş. Çünkü istihbaratımız çok kuvvetliydi orada. Orada işte birinci harekette sadece cephe mevzisini tuttuk. Himayemize paraşütçilerin inmesini sağladık. Onların da şu yararı oldu. Beşparmak dağlarına çıktı. Çıkarma birliklerinin desteğini sağladılar. Yani savaşımız böyle geçti. Çok mazilerimiz var da işte, değil mi? Yaş kaç dayıcı? Şu anda 68-69 civarında. Tekrar geçmiş olsun burada. Biz küçük diye girdik ama siz de söylediniz büyük değil. Nasıl oldu? Onu dinleyelim sizden. Ya bu Fransız camlar diyorlar. Evet. Orada torun dışarıdaydı, çağırdım, soğancı geçiyormuş, soğan al diyene. O arada o gitti, çocuk caddeye çıkmasın diye ben de o Fransız camı açtım tayyerden ya. Şeyini kaldırdım, camı açtım bu tarafa, dirseğimi koymam lan, burunun kopması bir oldu. O kopuşun öbürünü tuttum, öbürünü tutuşun tepesi üstü. Dengeyi daha toparlayamadım. Üçüncü kat değil mi? Üçüncü kat, evet.
Üçüncü katından sonra işte ambulansla gözümü açtım. Yani. Ne kadar oldu buna? Şahları 3 aya yaklaşık çelik kolesterolü ameliyatı şimdi şu anda. Bir operasyon geçirdiniz mi? Ameliyat sadece şeye, iç kanama vardı, tüp taktılar. Ciğerlerin çok hasar gördü dediler, ameliyat olamazsın dediler. Böyle düzelmeye çalışacağım dediler. Ben de işte köyüme geldim. Bu yayla da havayı alırız dedik. İnşallah ciğerler düzeldiriz dedik. Tokadın merkeze bağlı Batmantaş köyünden Yunus Sönmez. Bir ilahi söylemeyi arzu ediyorum müsaadenizle. Gururlanma insanoğlu, ölmemeye çaren mi var? Gururlanma insanoğlu, ölmemeye çaren mi var? Hıncal olmuş bir gül gibi, solmamaya çaren mi var? Hıncal olmuş bir gül gibi, solmamaya çaren mi var? Düşünmezsin hiç ölmeyi, terk etmezsin eğlenmeyi. Düşünmezsin hiç ölmeyi, terk etmezsin eğlenmeyi. Yakası yok ak gömleği, giymemeye çaren mi var? Bir gün olup acel gele, kullar kulluğunda kala. Bir gün olup acel gele, kullar kulluğunda kala. Cümle alem toprak ola, olmamaya çaren mi var? Cümle alem toprak ola, olmamaya çaren mi var? Thank you.
muhteşem bir yerdeyiz. Yılmaz'la bizim memleket programı Batmantaş köyünde devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim Fon Müziği için. Evet, burada muhteşem bir kalabalık var. Ben merak ediyorum. Tabii sizler de merak ediyorsunuz. Bu millet, bu insanlar neden buraya toplandı? Öğreneceğiz. Kimden öğreneceğiz? Burada çok tatlı bir Fon Müziği geliyor kulağıma böyle. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir tanıyalım. Sezgin Uyar ben. Memnun oldum. Yılmaz ben. Hoş geldiniz. Bu köylüyüz. Evet. Aslında bu köylü değil, misafirim ben bugün de. Misafirsiniz. Sizler ama bu köylü sayılır. Geleceğinizi duyduk, evet. Öyle sizler bizim için mi geldiniz? Evet, sizler için geldiniz. Bizim için gelmiş arkadaşımız var. Allah çok teşekkür ederim. Köylü değilsem de Tokat'taki bütün Çerkez köyleri, yani Çerkezler bütün köyleri sahiplenirler. Her köyde akrabamız var, halamız buralı, erişlerimiz buralı. Ne güzel. Evet. Neden toplandılar ki böyle? Şimdi sizlere Çerkez dansını göstereceğiz burada. Çerkez dansı. Evet. Bizim danslarımız çekmiş dersiniz. Kadınlar erkekler karşılıklı dizilirler. Birer kız birer erkek, bir kadın bir erkek şeklinde sırayla oynanır. En çok oynanan oyunlarımız yöremizde kahfe, şeşen, wig bunlardır. Bunlar her düğünde oynanır bu çerkez oyunu. Evet, ya her düğünde oynanan bu üç temel oyunumuz var. Size bunların örneklerini vereceğiz az sonra. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir bayan bir bay olacak bunda. Evet. Bu oyunun adı Çerkez oyunu. Evet. Bir hikayesi var mı böyle kısaca bizimle paylaşabileceğimiz bunun? Tabii her oyunun kendi hikayesi var. Kafe oynayacağımız oyunu daha ağır oynanan bir oyun. Asaleti temsil eder. Şeşen daha serttir. Savaşlardaki mücadeleleri temsil eder mesela. Wig oyunumuz topluca oynanır. Bu birlikteliği, dayanışmayı temsil eder. Her oyunun kendi içinde bir hikayesi vardır. Oyunlarımız akordeon, garmon eşliğinde oynanır. Akordeonla oynanıyor. Evet. Temel çalgımız budur. Temel çalgı bu. Diğer evet. Çalgılar da olur ama orijinali tabii. Bu. Evet. Oyunumuz en temel enstrümanımız budur. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel aydınlattınız. Çok kısaca arkadaşımız çok güzel burada çalıyor gerçekten. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederiz. İsim neydi? İsim Ertuğrul Kürşat Ebelek. Ertuğrul Bey çok güzel çalıyorsunuz. Teşekkür ederim. Kaç yaşından beri çalıyorsunuz? Kaç yaşından itibaren çalıyoruz? 15 yaşından beri çalıyoruz. Hatta hocamız da Sezgin abimiz ilk ondan öğrendik. Hocamızdan öğrendiniz. Evet, aynen öyle. Hevesle mi başladınız? Meslek olarak yapıyor musunuz? Hevesle başladık. Dayımız bizi heveslendirdi. Dayım işte öğrenirsen sana hediye olarak akordeon alırım dedi. Öyle heveslendik. Onun sayesinde öğrenmiş olduk. O zamandan beri de işte kültürümüzü yaşatmak için kendi düğünlerimizde elimizden geldiği kadar çalmaya çalışıyoruz. Tabii ki. Evet. Çerkez oyunu çalacaksın bizlere. Aynen öyle. Senden dinleyeceğiz ve arkadaşlarımızla oynayacaklar. Oyunlarımızı icra edecekler. Peki çok teşekkür ediyorum ben. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar ben merakla bekliyorum. Siz de bekliyorsunuz biliyorum. Evet, olayı çözdük. Neden toplandık buraya? Neredeyiz efendim? Çerkez köyü, Batmantaş köyündeyiz ve Çerkez oyunu oynayacak. Ben merak ettim, siz de ettiniz. Peki başlasın mı? Peki efendim. Çerkez oyunumuz başlasın. Buyurun. Thank you.
Alkışlarımız değerli oyuncularımız için gerçekten muhteşem oyun sergilediler. Ayaklarınıza sağlık, teşekkür ederim. Şimdi dikkatimi çeken bir olay oldu. Bir bölümde ayakkabılar çıktı. Evet. Ayakkabılar çıktı orada. Neden? Ayakkabıları genelde bayanlarla oynadığımız zaman hem saygıdan hem de gösterimizle onlara eşlik etmek için ayakkabılarımızı çıkartırız. Bu şekilde de oyunumuza devam ederiz. Ondan dolayı çıkardınız. Evet, evet, az önce bir arkadaşımız şöyle bir şey demişti. Evli olan ayakkabılarını çıkarır olayı mı var? O da var. Yani hem zaten, saygıdan evet, hem de evli evet, olduğunuzu evet, belli etmek evet, için. Evet. Bundan dolayı ayakkabılar evet, çıkarılıyor, çorapla oynanıyor. Evet. Kaç yıldır oynuyorsunuz siz bunu? Vallahi ben 10 yaşına bu tarafa oynuyordum. Yaş şu anda 39. Çok güzel oynuyor. Ben izlemeye uzun doyamadım. Uzun zamandır oynuyoruz. Kesinlikle çok muhteşem oyun çıkarttınız. Ben yürekten teşekkür ediyorum sizlere. Ayağınıza çok sağ olun. Alkışlar değerli oyuncularımız için gelsin. Muhteşem bir atmosfer var burada. Efendim, 26'da bizim memleket programındasınız. Batmantaşı köyünü karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bir Mehmet amca var dediler. Mucit dediler. Dedik ki gelmişken Mehmet amcayı görelim. Bakalım ne gibi mucitleri var. Mehmet amca da karşıda duruyor galiba. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Mehmet amcayı arıyoruz. Benim, buyur. Mucit olan arıyoruz. Mucit, rica ederim. Mucit'te acizane uğraşıyoruz. Ne kadar mütevazı bir amcamız. Estağfurullah. Rica ederim. Mucitlik ne haddim ediyor ama var. Aslında var. Söylemiyor. Doğru, Mehmet amcayla görüşüyoruz. Evet, orayı bir kararlaştıralım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldin. Öncelikle köyünüz çok güzel, onu söyleyin. Köyün güzelliğinin yanında sizin güzelliğinizi duyduk. Dediler ki burada bir Mehmet amcamız var. Ayaklarınıza sağlık, köyümüzü şereflendirdiniz, hoş geldin. Allah razı olsun, sizler de o güler yüzünüzle, sıcak canınızla, kalkanınızla bizleri şereflendirdiniz. Bir anlayalım, bir izleyiciler anlasın, bu mucitlik nedir? Size öyle diyorlar, siz ne kadar kabullenmeseniz de. 63-2011. Bu mesleğin içindeyim. Bir alışkanlık işte. Bu da bir köy yerinde bir meşgale. Kendime bir uğraşı yani. Bir
siz hobi dersiniz, ben meşakkat derim. Böyle bir şeyin içerisinde vakit günlerimizi geçiriyoruz. Meşakkat. İşte, evet. Şimdi çok basit anlatıyor ama. Komşulara yardımcı olmaya çalışıyoruz böyle. Allah razı olsun. Kişilere. Allah razı olsun. Böyle komşu böyle, ya bu devirde böyle komşu çok zor. Allah razı olsun diyorum ben. Kaynak işiydi vesaire bazı işlerde. Traktör tamirlerinde. Benim. Başladınız yani amca, benim, Mehmet amca, anladım ben seni. Memlekete yardımcı oluyor. Küçük işlerle başladınız yani. Ve bir gün demediniz ki ben de mucit olacağım, hiç düşünmediniz. Değil mi? Ben kopamadım. Emekli olduk. Gebze'deydim. Evet. Gebze'deydin. Emekli oldun. Köyüne geldin. Şimdi burada ben sevgili Ozan, sen de yakından alırsan, şimdi Mehmet amca çok mütevazı, çok basit anlatıyor ama yapmış olduğu, bunu siz yaptınız Mehmet amca değil mi? Şunları hazır hurdacıların şeyi, ben diğer tasarımını işte. Tasarımını siz yaptınız. Yani ben montajını falan burada kendim montajını yaptım. Nelerde kullanıyor Mehmet amca bunu? Efendim reçber yok ya. Tallaların başında su kaynakları var. Sızıntılar var. Bunları tarlalara zarar vermesin diye bir kenardan akıtıyor. Köye su gelecek yerler var mesela, oralara hendek açıyoruz. Şu an piyasada olmayan Belaros diye bir traktör, çift silindir, iki silindir, radyo mesrafı, suyu tuzu yok. Oh radyo, ne güzel, su yok, tuz yok. Bunda tansiyon da olmaz. Şimdi su, tuz falan kullanmıyor. Tansiyon olmadan, şarj etmeden tansiyon. Öyle mi? Tansiyon var. Var. Çok güzel maşallah. Bir güzellik almıştınız siz. Bunu 3-4 sene oluyor. Şeyde. Nerede buldun 3-4 sene önce bu traktörü? Şarkışlanın tat köyünde. Nasıl buldun orayı? Bunu bana bir mefe verdiler. Dedim ki ben bunu alacağım. 165 mefe. Çünkü sanatkar bir gördüğü şeyi tanıyor, biliyor musun? Şunu ben tanıyabiliyorsam, bundan sen nasıl mikrofonu tanıyor, neyesini seçiyorsun? Ben de bunu tanıyorsam, bundan daha bırakmam, alırım. Kafayı takarım, taktığımı yaparım diyor Mehmet amcamız. Yani bırakmam diyor. Maşallah. Şimdi ben gelirken oralarda da bir şey, bir de atölyeniz var galiba sizin Mehmet amca. Atölyeye de gideceğiz. Olan. Bu kadar değil arkadaşlar. Hadi gelin takılın peşimize. Mehmet amcanın atölyesine gidiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi traktöre biniyor vatandaş. Böyle devamlı şu kolu şeyde, direksiyon burada. Kişi böyle duruyor devamlı. Boyun fıtığı giriyor. Oluyor. Daha çok boyun fıtığı yapıyor. Evet. Arkaya bakmasa bunu göremiyor. Biçtiği yere göremiyor. Tambur biçer bu. Çayır, yonca vesaire biçiyor. Şimdi ben bunu traktörün önüne montaj ediyorum. Sigarasını içerek. Oo, of of. Vallahi ırmağa, çukura düşmeden seyredip biçimini yapıp gidecek. Yani böyle bir tane. Boyun fıtığına son. Değil böyle mi? Böyle bir şey, atölye dersen. Güzel. Şu bir harç makinamız burada bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Buralar. Demirlere dokunmayalım Mehmet amca. Şöyle gelelim. Batman icap ediyordu. Batman icap ediyordu. Normalde bu nedir? Bu normalde bir varil. Varil. Varilden beton karma. Üç araba şey çıkarıyor. Maşallah. El arabası ya. Harç çıkarıyor. Bundan da bazı iş ihtiyacımı görüyor. Hidrolinle çevirdim. Hidrolik ünitesiyle. Böyle içinde karıştırıcılar. Yani Mustafa'cığım buradaysa buradan da bir efek alsın. İçerisini sevgili izleyicilerimize izletelim. Muhteşem bir buluş gerçekten. Varil'den haç karma makinatı yapmış Mehmet amcamız. Daha ne olsun? Harikasın. Belki başka ne var, neler var? Geziyoruz. Gezeceğiz. Neler göreceğiz? Saz makinası getiriyor, akıyı şarj ediyor. Vatandaşa hizmet. Çalıştırıyor böyle bir hizmet içinde. Bu böyle. Burası sizin atölyeniz. Evet. Çok güzel. Bu yine bir halat sarıcı traktörün önüne montaj edip ağaç aralarını, traktörün dönemediği yerleri bundan sürüyorum. Eskiye at pulluğu çektiğimiz aletlerle bunu sürüyorum. Yani buralar. Efendim bu eski
köylerde balta, kazma vesaire bıçak bilemek için bir taş. Orijinal bir taş. Orijinal bir taş. Bunu ben şimdi profilinin iki tane yatık, bir tane elektrik motoru montaj ederek artık kişi bunu güzel güzel gelip bunu da düzeltmek kaydıyla yapıyor. Ama iki köyün hafta sonra işler açılır. Kurban bayramı. Yani kurban bayramı işler açılır. Bayramı, millet et kesme mesme lazım. İşler açılır. Ondan diyorum. Yani işleriniz açılacak. Yok burada, yok yok. Köyde daralan kişiler, traktör, reşber olduğumuz için bir tane pim lazım oluyor mesela, diyelim ki 30 milim. Hemen bir milden kesip kişinin, karayolları geldi mesela kışın, ufak bir malzeme lazım oldu. 18 milim bir pim ayarladık, verdik, yollarımızı açtılar. Maşallah, gerçekten süpersin Mehmet amcam ya, harikasın. Ol, tek mi yaşarsın, var mı evlat torun? Evlat Gebze'de var. Gebze'de. Atölye iş yeri de devam ediyor. Orada çalışıyor evlat. Oğlan orada. Siz burada tek. Dört kız bir oğlan var. Ben hanımla buradayım. Berabersiniz. Ha, annemle. Oralarda yoruldum. Daha oraya ağır geliyor. Öyle mi? Yorucu mu? Gebze, yorucu. İstanbul. Yor. Yani belirli bir yaştan sonra artık diyor ki sen bu işi bırak gitti köyüne çekildi yani. Artık vatandaşa masraf olmamak için. Mesela bir şanzımanı toplayayım, bakıyorum ki 3-4 tane civata pul rondeli artmış. Tamirci şeyle konuşayım. Baktım ki artıyor, dedim tamam köy. Daha vatandaşa zarar vermeye şey yok. Kurban sonra olurum. Seni köy temizler. Kurban böyle olurum. Bir şey. Yılmaz'la bizim memleket programında Batman Taş Köyü'nde sizlerle birlikte olduk sevgili dostlar. Bizler çok eğlendik. Umarım sizler de çok eğlenmişsinizdir. Başka bir programda gidiyoruz. Bitti, gidiyoruz. Hakkınızı helal edin. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Çok çok teşekkür ediyorum köy sakinlerine, değerli muhtarımıza. Güler yüzlü, sıcakkanlı olduklarından dolayı çok güzel ağırladılar bizleri. Hakkınızı helal edin diyorum. Şöyle yan yana duran bir bay bay edelim. Efendim yolunuz güzel insanlara çıksın. Başka bir köyümüze buluşmak, tanışmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Uçak asansörün katkılarıyla Merkez Batman Taşköyü Yılmaz'la bizim memleket programı sona erdi.